Evet, tekrar kaydımı açtım. Merhabalar tekrar. Hemen şöyle bu soruyu çözdük. Bu soruya geldik. Şimdi şu soruya bir bakalım bakalım. Şöyle alayım. Uzun zamandır amcamın oğlunu ne gördüm ne haber aldım. Sizce buradaki anlatım bozukluğunun nedeni ne olabilir? Buradaki anlatım bozukluğunun nedeni ne olabilir? Bir görmeye çalışın bakalım. B değil Yiğit, bir daha bakar mısın? Bir daha bakar mısın? Uzun zamandır amcamın oğlunu ne gördüm? Şimdi gördüm yüklem. Bak gene öge eksikliğiyle alakalı bir şey var. Gördüm yüklem. Kimi? Amcamın oğlunu. Şurası nesnedir. Ne haber aldım derken haber aldım burada yüklem olsun. Kimden diye soracağım bak. Kimden haber aldım? Kimden sorusunun cevabı neyi verir bize? Yer tamlayıcısını verir, değil mi? B değil yavrularım. Şimdi bak burada demek ki şuraya şunu ekleyeceğiz bak. Amcamın oğlunu. Pardon, oğlundan özür dilerim. Yer tamlayıcısı eksikliği var. Şimdi aynı şeyi altta da bulmaya çalışın. C değil, B değil. Geriye 2 şık kaldı. Hadi bakayım. Bora A değil mi çocuğum? Bak, kardeşini markete yollayıp kardeşine sürpriz hazırladı. Kime diye soracağım. Kime? Kime sürpriz hazırladı? Kardeşine. Kardeşine burada yer tamlayıcısıdır. Diyeceğim ki her ikisi de yer tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Şimdi diğer şıklara bakmamı ister misiniz? Yavrum, Boracığım, sallamayalım çocuğum. Böyle gerçekten çözmeye çalışalım. Bak sabah uyanmışsınız, derse katılmışsınız. Berat, bakalım mı diğer şıklara da? Ha, Bora sallamadım demişsin. Tamam, ben yanlış okudum yavrum. Tamam da aferin sana. Tabii ki de sallamamışsındır. Okuyup çözüyorsunuz ne güzel. Peki. Bora sınıfta mısın hala? Bir bakayım, ses ver bana. Heh, tamam. Tamam çocuğum. Eyven, ne diyorsun anlamadım. Neyi nasıl oluyor çocuğum? Neden küçük duruma düşeyim ki? Ses ver derken mecazi yavrum. Peki bir sonraki soru. Bir sonraki soru. İnşallah. Evet. Bora ile evet bir yanlış okuduğum için yanlış söyledim. Doğrudur. Peki. Heh. Şimdi şu üçüncü soruya bir bakalım hadi. Üçüncü soruya bir bakalım. Sevgililer günü için siz sevgilinizi biz de sizi düşündük. Nasıl bir hata olabilir? Nasıl bir hata olabilir? Sevgililer günü için siz sevgilinizi kalemi bulamıyorum. C değil mi? Evet, kesinlikle Toshiba, doğru söylüyorsun. Biraz arkadaşlarını beklediğim için cevap vermedim hemen. Şimdi bak, sevgililer günü için siz sevgilinizi düşündünüz. Biz de sizi düşündük. Yani şuraya düşündünüz diye eklemesi gerekiyor.
Eklemezse eğer yüklem eksikliği olur. Çünkü bak siz sevgilinizi düşündük. Biz de sizi düşündük olmaz. Tamam mı? Şuraya düşündünüz diye eklememiz gerekiyor. Yüklem ekledim. Yüklem eklediğim için de yüklem eksikliği diyorum. Ek eylem nedir? Ek eylem ilem şu idi, imiş, ise ve dir var ya. Bunlardır ek eylem. Bazen bunlar da eksik olabiliyor. Onunla alakalı bir şey. Tamam mı İrem? Peki bir sonraki soruya geçiyorum. Hadi bakalım dördüncü soru. Cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç? Dolaylı tümleç eksikliği. Den kaynaklanan bir anlatım bozukluğu diyor. Bir anlatım bozukluğu. Hangisinde var acaba? Hadi bakalım. Fatma Nur'dan başka kimse çözmedi mi? Bora çözdü. Başka? Hüseyin çözdü. Hüseyin, Bora, Fatma Nur. Bir daha mı baksanız acaba soruya? Çünkü B ve D değil. Eymen bir daha bak. Babam beni çok sever. Sever yüklem. Kimi beni nesne. Her zaman herkesten çok güvenirdi. Peki kime güvenirdi? Kime sorusu hangi ögeyi buldurur? Dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısını buldurur. Bana güvenirdi. Yani bana'ya buraya eklememiz gerekiyor. O yüzden de cevap Adana olacak. Anlaşılmayan bir şey var mı? Bak sizin yaptıklarınıza bakalım. Cana yakın biriydi fakat duygularını çok iyi gizliyordu. Pardon bu yarı şey yapmış. Şöyle gizliyordu. Gizliyordu yüklem. Kim o gizli özne? Nasıl gizliyordu? Çok iyi. Neyi gizliyordu? Duygularına. Cana yakın biriydi. Nasıl biriydi? Cana yakın. Yani burada herhangi bir öge eksikliği yok. Sanat pek çok ülkede amacına ulaştı. Burada da herhangi bir öge eksikliği olamaz. Çünkü bakınız başka yüklem yok. Yunanlılar sedyede yatıyor ve yardım bekliyordu. Şimdi bak yatıyor yüklem. Yatan kim? Yunanlılar. Özne nerede? Sedyede yer tamlayıcısı. Yardım bekliyordu. Yüklem yardım bekleyen kim? Yunanlılar özne bak ortak bir öge var. Burada herhangi bir bozukluk yoktur. Tamam mıdır? Peki. Şimdi geçtim bu soruyu da. Daha kolay bir şekilde geçemez miyim ki ben? Peki şu beşinci soruya bir bakalım. Beşinci soruya bir bakalım bakalım. Rutubet ve nem kokan alçak tavanlı bir odada kalıyorduk. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni ne acaba? Acaba bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir? Sınıfta kimler var? 28 kişi var sınıfta. Peki. Şimdi bak, anlatım bozukluğunun nedenini ben size söyleyeyim. Doğrudur. Doğrudur Toshiba. Rutubet ne demek? Rutubet zaten nem demek değil mi? Bak aynı anlama gelen iki tane sözcük var burada. Biz böyle bir anlatım bozukluğuna ne ad veriyorduk? Gereksiz sözcük kullanımı diyorduk arkadaşlar. O zaman diyeceğiz ki bu cümledeki gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır. Hangi cümlede gereksiz sözcük var? Armağanları ve hediyeleri derken armağanla hediyen aynı anlama gelen iki sözcüktür. Bu yüzden bakınız burada da gereksiz sözcük kullanımı vardır. Aynı anlatım bozukluğu C şıkkında vardır diyoruz ve C işaretliyoruz. Hayır, Utku, rutubet nem demektir. TDK'de bir bakarsın olmadı tamam mı? Görürsün orada.
Ama nem demektir. Tamam mı çocuğum? Hani rutubet kokar falan deriz ya. Böyle o nem evde kaldığında bu şekilde değişik bir koku oluşturur. Yine aynı anlama gelir ikisi de. Tamam. Peki. Bir sonraki soruya bakalım. Demiş ki hangisinde alt çizgi sözcüğün çıkarılması anlam daralmasına neden olur? Yani gereksiz sözcük kullanımıyla alakalı bir şey arayacaksınız. Anlam daralması dediği şey budur. Cümlede aynı anlama gelen iki sözcük var mıdır? Ya da ek var mıdır? Buna bakın. Hangisini çıkarırsam anlam daralması olur. Yani o zaman çıkarılmazsa sıkıntı olmayacak. 6'ya Adana demişsiniz. B diyenler de var. B diyenler doğrudur. Şimdi bak, şöyle bakacaksın. Ayşe annesiyle birlikte çarşıya çıktı. Annesi ile derken burada ile zaten birlikte anlamı veren bir sözcüktür. Bunu çıkarmamız anlam daralmasına yol açmaz. Çünkü aynı anlama gelen iki tane şey var cümlede. Bunu eledim. Bütün gün çarşıda dolaştılar derken. Şimdi bak, bunu çıkarırsam nerede dolaştıklarını bilemeyeceğim. O yüzden bunu çıkarmam demek ya, yani çarşıda sözcüğüyle aynı anlama gelen ikinci bir ifade yoktur. Ne ek olarak ne de sözcük olarak. Olmadığı için bunu buradan çıkarıyor olmamız anlam daralmasına yol açar. O yüzden cevap B olacaktı. Bu sanatçının yazdığı son romanıydı. Şimdi bak, bu sanatçının son romanıydı desem de sıkıntı olmaz, değil mi? Zaten bu romanı sanatçı yazmıştır. Yazdığı sözcüğü çıkarırsam anlam daralması olmaz. Sanatçıyla ilk kez bir toplantıda tanıştık. Bak, direkt anlatım bozukluğu. Tanışmak zaten ilk kez yapılan bir şeydir. O yüzden şunu çıkardığımda anlam daralmasına yol açmaz. Yani aynı anlama gelen iki sözcük olacaktı cümlede. Eğer böyle iki sözcük varsa anlam daralması olmaz çıkardığım sözcükten sonra. Ama iki sözcük yoksa o sözcüğü çıkardığımda anlam daralması olur. Cevap B'dir. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Peki. Bir sonraki soru. Ona düzgün giyinmesini bir türlü öğretemedim. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni ne olabilir? Şimdi ben size bunu göstermemiş olabilirim. Neyi geçtim? Yediği mi geçtim? Doğrudur. Bunu bir çözelim, olmadı geri gideriz, tamam mı? Şimdi bak, şöyle bir anlatım bozukluğu var. Ona düzgün giyinmesini bir türlü öğretemedim derken, giyinmesindeki iyelik eki fazlalığı diye bir durum vardır. Yani iyelik eki bazen gereksiz kullanılabiliyor. Peki iyelik eki nedir? İyelik eki arkadaşlar, bir şeyin ya da bir varlığın kime ait olduğunu söyleyen eklerdir. Bu eklerin gereksiz kullanılması anlatım bozukluğuna yol açabilir. Şöyle diyeceğiz. Eğer bir cümlede şu şekilde fiilimsiden sonra mesini şeklinde, masını şeklinde bir ek görürseniz bunu mayı ya da meyi şeklinde yapacaksınız. Yani giyinmeyi bir türlü öğretemedim. Düzgün giyinmeyi bir türlü öğretemedim. Bunun adı da arkadaşlar gereksiz iyelik eki kullanımıdır. Şuradaki eki atıyorum. Tamam mı? Bunu atınca iyelik eki gereksiz kullanılmış oluyor ve anlatım bozukluğunu gidermiş oluyorum. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Bu soruda anlaşılmayan bir şey var mıdır? Ben size bunu anlatmadım. Soru üzerinden gösteriyorum. Tamam mı? Tamamdır. Baştan anlatabilirim tabii ki de. Şimdi iyelik eki eksikliğidir. Bu sorunun cevabı neden? İyelik eki dediğimiz şeyin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Aitlik sahiplik ekidir. Mesela şu kalemi görüyorsunuz değil mi? Bu kalem benim kalemim. Kalemim dediğimde bunun bana ait olduğunu söyleyen bir ek. Ya da senin bilgisayarın dediğimde aitlik anlamı katan bir ek var orada. Ya da onun kalemi dediğimde kalemideki i aitlik anlamı katan bir ektir. Bazen bu ek gereksiz kullanılabiliyor. Yani giyinmesi neden ona ait bir şey olsun ki? Hani şuradaki i eki aslında gereksizdir.
Bu iyilik ekidir. Bu cümledeki bu ek gereksiz kullanılan bir ektir ve iyilik ekinin gereksiz kullanılmasıdır diyorum. Sen bir cümlede